Herkese merhaba. Günaydın. Bugün 23 Ağustos 2024. Aronyalarımızı hasat etmeye başlayacağız. Dün aslında başladık. Dün başladık, evet. Nero cinsi ve Viking cinsi vardı bahçemizde. Nerolar daha erkenci olduğu için Neroların birx değeri 24'e yaklaşmıştı. Evet, Hatta 20. geçmişti. Nero cinsi zaten az var onlarda da. Kaç kök var? Yani 40 60 yaş. tane dikmiştik. Arasında 40 kök falan var kuruyanlar işte. olmuştu. 20 tanesi Kuruyanlar, falan kurumuş yani. evet, kurumuştu. 40 kök falan topladı. Aronyamız kalmıştı. Onlar da zaten çok iyi durumda değiller. Bunlar gibi bir gelişmiş değiller nedense. Onlar daha fazla ottan galiba. Orası biraz da kirli bir toprak. Bir de şeydi, orası 6 aylık fidandı diktiğimizde. Bunlar 1,5-2 Aralarında da yaş. o üçüncü yaprağını açtı. Bunlar ikinci yaprağını açıyor. Evet, öyle bir şey var. Neyse, velhasıl nerolarda yaklaşık 40 kökten biz 4 kilo. 4 tane 4 4 küsür. kilo 4 kaç? kilo küsür işte 4,5 falan. Yapraklı 4.850 miydi? Ha. Yapraksız da 4.450. 4,5 kilo bir ürün elde ettik. Bugün de Vikinglerimizi toplayacağız. Önce bir birx değerlerine bakalım. Hasada o gelmiş mi? Biz baktık aslında, değil mi? Baktım ben baktım evet. Yani Şu dün baktık. Bugün de şundan baktın. bakalım. Bir tanesini Şuradan. verin hocam. Şöyle gösterelim mi? Bu arada baklazını zararımız olmuştu. Biz geç fark İnanılmaz edip şekilde evet. %80'e yakın verim Aynen. kaybımız var. Ana tanelerimiz oldukça iri güzel gözüküyor. Hani şöyle mesela bir tane var salkımda. Normalde atıyorum salkımda böyle işte 10 tane falan olması gerekiyorken salkımlarda böyle birer tane. Bu mesela şu an iyi bir Bir tane alabilir konum. miyim hocam? Şey yapalım. Bir tanesine bakalım şimdi. Şöyle kesiyoruz. Zaten bunun kızarıklığından da anlaşılıyor olgunlaşıp olgunlaşmadı. Sulanmış da gayet güzel. Evet, sulanmış ve kırmızı. Gördüğünüz gibi çekirdekleri yok denecek kadar küçük. Ağza İnce gelmiyor. çekirdeğim onun da. Aynen. Şöyle şey yapayım. Onu da Bunu sık. da yiyeyim. Tamam. Çekirdeği de oraya Çekirdek düştü. şey yapar, Dur çekim. alayım ben onu. Tamam. Aynen. Elleri kırmızıya boyuyor. Kameraya çıkıyorsa altı onu da 24. 24. Kameraya da göster. Aynen tamam çıktı. 24. 18-22 deniyordu. Evet. 24'ten toplamaya başlıyoruz. Aynen. Ben bunu bırakayım geleyim. Tamam, ben de Sonra da başlayayım. başlayalım. Başladık. Evet, başladık. Vikingler. Vikingler İç Anadolu'da. Vikinglerle ilgili dizi yapalım. Çok tutar bence. Böyle şey salkımlardaki tane sayısı az tabii. Kimisi de yoğun, altta kalanlar. Alttakiler güzel. Evet, çünkü şey baklazını üstteki çiçeklerden yemeye başlamıştı. Şöyle. Bu güzel mesela. Bunlar zarar görmemiş. Taneler de gayet iri. Sulamayı aksatmadan yaptık. Yine de damlalıkların azizliğine uğramış olabiliriz ya. Arada evet şey yapanlar Bir iki var. tane kuruyanlar var ya. Sence ne kadardır koral kaybımız? Vallahi bilmiyorum, %80 bence. %80 kaybımız var değil mi? Biz bunları aslında kurutacağız, değil mi hocam? Evet. Bir miktar belki dağıtırız şimdi. Sonrasında Bir de bir kurutacağız. takım ürünler denemeyi düşünüyorum. Bu mesela çok güzel maşallah. Çok güzel dediğim hani bunun da buradaki meyveleri yenmiş. Evet, Ama en azından her dalda meyve olması gerekirken
Şu mesela gayet dolgun bir salkım. Ama bazısında bir tane oluyor mesela. Şu mesela bir tane hani. Bunun diğer çiçekleri zarar görmüş. Bunların hepsi böyle olsaydı. Eğer aronya geldiyse size, mesela aldıysanız herhangi bir yerden, bu yapraklarını da atmayın. Bu yapraklarını da çay olarak değerlendirebiliyorsunuz. Yine çok yüksek olmasa da benzer özellikleri göstererek çayla vücudunuza alabiliyorsunuz. Ama kurutulmuş ürünlerde sadece meyve kalıyor. Hatta yurt dışında makinalı hasatlarda makine sadece meyveleri tutuyor, gerisini döküyor. Ben bir de bu sene farklı ürünler denemeyi düşünüyorum. Aronya'yla. Ne mesela? Sen de bir reçelini yapayım bakayım bir miktar nasıl oluyor. Katma değerli ürün yapacaksın yani. Aynen. Buradaki salkımlar güzel. Evet, dünküler tek tekti ya. Burada bunda da vardır da bu şey. Yok var da dünküler ama çoğu tek tek. Güzel. Yani her daldan böyle olsa. Kimi iyi, kimi şey işte. Uy hey maşallah. Evet, salkımı bozulmayanlar. Güzel. Bakalım ne kadar sürede toplayacağız. Biz burada parselleri oluştururken öyle bir şey yapmıştık. Yani işte aronya olsun, goji beri olsun, asma olsun, meyveler olsun. Bizim kendi iş gücümüzde toplayacağımız büyüklükte olmalı. O yüzden cevizimiz de 15 dönüm. Ceviz 15 dönüm. Cevizi kendimiz toplayabilir miyiz bilmiyorum. Makineyle toplarız. Ha, makineyle toplarız da yerden toplaması. Yerden toplamasına makine geliştirmemiz lazım. Bu da tam verime geçtiğinde hani 10 kilo desek kök başı 250 kökten 2,5 ton yapıyor. 2,5 ton ürün 2 kişi toplayabilir miyiz ben? Peki. Ben de bilmiyorum ya. Bu hızlı. Yalnız şey, yavan mersini gibi kocaman kocaman güzel olmuşlar Koray ya. Aynen. Var mı aşkım? Aronya daha önce bir video çektik. Çok faydalı bir bitki. Özellikle kansere iyi gelen bir bitki. Süper meyve diye geçiyor yurt dışında çünkü birçok artı etkisi var. En önemli etkisi antioksidan miktarının yüksek olması. Bu ne demek? Hatta en yüksek meyve antioksidan konusunda. Bu şu demek, yani siz 150-200 kilo çilek yediğinizde alacağınız antioksidan miktarını bunda sadece nasıl diyeyim şu salkımla alabiliyorsunuz. Yani zaten hani günlük tüketim şu salkımla alabiliyorsunuz. Bu öneriliyor. Evet, böyle. Günlükte bu kadar aldığınızda günlük antioksidan miktarınızı aldığınız için diğer antioksidan ürünlerini almanıza çok da gerek kalmıyor. Çok yenmediği için, az tüketildiği için şekerinize vesaire de bir etkisi olmuyor. Zaten kolesterolü, diyabeti düzenleyici. Evet, düzenleyici. O yüzden süper meyve diye geçen bir meyve. Bakalım biz de ilk kez, ilk değil gerçi. Bu geçen sene de bir avuç aldıydık ama ilk hasadımızı bu sene yapıyoruz evet, aslında. Evet, bu ilk ciddi hasadımız. Bakalım ne kadar çıkacak, ne kadar sürede toplayacağız. Biz bu senelerde ürün vermeyecek diye çok otla mücadeleye de girmedik ama seneye herhalde evet. Otla ilgili otla bir mücadele. Otla mücadeleye giriyoruz da bir müddet sonra tekrar çıktıkları için. Otlar bir, biz sıfır. Evet, otlar sonra bizi geçiyor.
Şey, ben şuraya girmeyeyim, çok girme. Diken oldum. Oy maşallah. Altı. Bence Koralp seneye şeyi de planlamaya başlamamız lazım artık. Niye? Çünkü bu sene atıyorum X kilo aldıysak. Evet, katlamalı gidiyor. Logaritmik katlamalı bir şekilde artarak gidecek. Gidiyor. Bir de bu sene mesela bu baklazın olmasaydı bile bunun kurutması için. Ha, kurutma şeyim. Evet, işleme tesisimizi yavaş yavaş tesis. Değil işte seneye kadar. Nasıl bir tesisten bahsediyoruz? Kurutabileceğimiz bir şey. Kurutabileceğimiz raf sistemi. Tesis dediğiniz o. Bir tane sebze kurutma dolabı yapmıştık ya. Aha. Aslında ceviz için de yapmamız ceviz lazım. Ceviz için de yapmamız lazım. O cevizin zamanı var diye i̇şte şey yapıyoruz. Aynı şeyleri kullanabiliriz. Önce bu kurur, sonra tabii, o kurur. Tabii aynen. Böyle bir kat kat. Yani o kurutma dolabının büyüğü. Yani çok zor şeyler değil. İlden metal değil. Olması da gerekiyor. Yani kapalı yerimiz de var. Tel ızgara alırız bir sadece. Aynen, kapalı yerimiz de var. O kapalı alanımızı bir köşesini böyle yaban hayvanlarından, kuşlardan. Ben buraya geçtim. Burada kalmam zaten. Şey koruyacak şekilde düzenledik mi? Yapalım o zaman seni. Yani bu kış iş var aslında bize. Var var. Bu kış iş var. Mesela kimisinden sadece böyle iki salkım oluyor. Daha yoğun büyüyenlerde. Günahın olma. Burada var bir tane garibim. Burada 10 tane falan vardı herhalde. Şöyle 10 tane için. Annemin başladığı yerden devam edelim istersen. Evet. Şimdi aşağıdan gelelim. İkinci sıraya geçelim. Orada sen annemle git. Ben buradan bakayım istiyorsan. Tamam. Gerçi annem toplamış herhalde hepsini. Şey altları belki, otların dibini. Bak iyice göremedim. Annem de bize yardıma geldi. İstanbul'dan. Selam, kolay gelsin hatun. Sağ ol, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, annem de bayağı toplamış. Sadece iki sıra toplayabildik. Eğilmeli işleri çok sevdiğimiz için biz hemen mola veriyoruz. Ne kadar geldi? Vallahi şey, daha burada da var gerçi. Görünen o ki bizim %90'a varan bir verim kaybımız var. Abartmayalım ya. Abartalım mı? Demin sen demedin mi lan? 80 dedim, sen 90'a çıkarttın. Şimdi bir sonrakinde de %110 falan diyeceksin yani. Neyse, şey yapacağız şimdi, böyle gerçekten hiç baklazını değmiş ama böyle inanılmaz üzerinde meyve olan kökler var. Bir de böyle bir tane salkım ya da işte 3-4 tane gerçekten taneyle topladığımız şeyler var. Dolayısıyla gerçek verim kaybımız ne kadarı anlamak için böyle iyi meyveleri olan 2-3 tane mi, kaç tane işte, 3 tane kökü toplayıp ayrıca bir tartacağız. Ki hani olsaydı, çünkü hepsi inanılmaz çiçekliydi bizim. Çiçek açtığında. Ona göre de sonunda bir yorum yapacağız. Mesela bunlar gerçekten güzel. Hiç zarar görmemiş. Ama böyle olanı da var mesela. Ya da bir tane olanı var. Yani. Bakacağız. Biraz mola. Yorulduk. Şimdi bu kök dört dörtlük değil tabii. Üstteki çiçekler bunun da yenmiş. Ama diğerlerine göre fazla meyve var. Bunun gibi 3 tane kökü ayrı tartacağız. Ona göre bir hesap yapmaya çalışacağız. Burada salkımlar gayet dolgun. Bu arada 2 sıra yaptık. Değil mi? O 2 sırayı tarttık. Kaç çıktı Koralp Bey? 6 kilo. 300 gram mı? 6 kilo 300 gram çıktı. Hmm.
Deminki kadar da çok değilmiş aslında bu. Evet, deminki çok fazlaydı. Deminki çok fazlaydı ama onu ayrı ayrı topladığımız için tartmamıştık. Neyse, ortalama alacağız zaten. Diken burası ya. Ben bir orak alıp geleyim yürü. Tamam ya. Bunlar güzel. Şöyle. Üçüncü değil mi? Aha. Bunlar ikinci yaprağını açan aranyalarımız. Bakalım ne kadar ürün alacağız. Ben de merak ediyorum. Benim sezon başında 100 kilo beklentim vardı değil mi? Evet. Ama baklazından önceydi o. Baklazından önce ve sonra. Evet. Sanırım bu kadar. Yok, orada var. Var mı? Şu bidonun altında gördüm sanırım. Ha, şurada. Bu da asma gibi ha. Daha doğrusu salatalık gibi. Salatalık mı? Yani nerede? Şimdi şey, poşette tartıyı alıp geleyim Kore. Tamam. 3 oldu değil mi? 3 oldu. Tamam. Geldim. Torbayı ver. Bakalım 3 ağaçtan kaç kilo gelecek? Tik tak tik tak tik tak tik tak, göstermiyorum az. Tarararam. Kaç? Ben? 1160 gram.
1160 gram yani. Yani neredeyse 400 grama yakın. 400 gram 250 ile çarp. 100 kilo. Vallahi mı? 0.4 çarpı 250 100 kilo. Ha. Ama 100 kilo çıkmıyor. Bakalım ne kadar toplayacağız. Yani. Toplamaya devam. Evet. Bunu koyuyorum. Bugün ikinci gündeyiz. Dün yaklaşık 4,5-5 sırayı 4,5 sıra yaptık değil mi? 4,5 sırayı yaptıydık. 5 sıramız kaldı. Burada sulama sorunu olmuş yani. Şimdi ıslak kaldı gerçi galiba da. Bazı damlalıklar tıkanmış. Evet. Şu anda ıslak ama değil mi? Değiştirmeyeceğim onu. Evet ıslak. Normalde ikinci yaprağını açanlarda akşam yine baktık. Evet. Tarım bir Bakanlığı'nın. Akşam, bir şey Aronia Feasibility Raporu diye bir yayını var evet. Tarım Bakanlığı'nın. Orada 2 yaş için 400 gram kökbaşı verim demiş. Ki biz de dün hani 3 tane toplamıştık. Onlar demek ki çok baklazınlığına şey yapmadıklarımız ya. Evet o kurban normal. Kurban gitmeyenler yani. Aynen. Ama ben orada bu 2 yaş olayını şöyle düşünüyorum Korap, sen ne dersin? Hani 6 aylık bir fidanın ikinci yaprağını açmasıyla 1,5-2 yaşında alıp dikilen bir fidanınki sanki aynı değil. Değil tabii canım. O cevizde de aynı zaten millet. Yani asmada da çünkü aynı muhabbet var. Bu cevizciler de öyle yapıyor ya bunlar ikinci yaprağında şu kadar meyve aldık falan diye. Öyle bir şey yok yani öyle bir dünya yok. Fidan daha büyük oluyor. Fidan kök yaşıyla açılan yaprak yaşı fark ediyor yani. Evet, evet. Bize de zaten bu aronyaları alırken hani bir yaş üstü dikerken biz o yüzden... şey de hatta öyle demişti hatırlıyor musun Korat? Ne? Adı aklıma gelmedi. Neresi? Bakaptaki çocuk tıbbi aromatik. Abdülkadir kulakları çınlasın. Evet. 2 yaş fidan dikin abi demişti. Onu muhabbet ederken evet yani o dedi ki madem öyle niye büyük almıyorsunuz büyük demişti. Büyük dikin fidanı büyük alın evet, demişti. Fidanı büyük alın demişti. Biz de daha pahalı diye önce düşünmüyorduk ama. Putam ortasından çıkmış. Makas da almadık bir şey de almadık. Orağımızı almadan geldik. Evet. Yani tarım gerçekten şeyde yazan veriler. Yalnız Tarım Orman Bakanlığı'nın da uyusu şey yani çok güncel değil. O değer doğru da hani hiçbir zararlısı yoktur diyor mesela. Var baklazını, diyor da şey baklazının hariç başka şeyler sağlamış. Başka şeyler yazıyor yani evet. Ben bir de şunu söyleyeyim. Bu tür tıbbi aromatik bitki olsun. Yani meyve olsun. Ne olursa olsun. Ürünleri aldığınız yerler önemli. Çünkü her işin hilesi hurdası oluyor. Bu tür bir üründe zehir kullanmak bana etik gelmiyor. Kullananlar var. Ve çok da iyi rekolte alıyorlar. Bahçelerinde bir gram ot olmuyor. Ama yani iyileşmek için aldığınız bir gıdanın da aslında zehir yüklü olduğunu bilmek bana açıkçası çok şey geliyor. Yani doğru gelmiyor. Ötürü üreticileri de yapmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Büyük bir vebal alıyorsunuz yani. Oo. Burada bir arı şeyi varmış. Öyle mi? Ha. Aa, eşek arısı. Düzüme yapıyorlar anladık da bu da mı tatlı geldi? Yok, bilmiyorum. Korap bunun damlalığını değiştir istersen. Tamam bir şurayı alayım. Sen sök istersen ben sana damlalık vereyim. Yani dibi şu an ıslak aslında ama. Olsun azsa şey yap. Bitkinin durumu pek şey değil.
Sök onu. Sökmeye çalışıyorum. Damlalıkları da değiştiriyoruz. Sonra eve gidince ben elimde bir fırça, diş fırçası. Bir kap suyun içinde foşur foşur yıkıyorum açıkçası. Bugün kameramanımız yok. Bugün kameraman uyuyor. Şey, bizi çekiyor mu şu an bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Otların içinde kaybolmuş olabiliriz. Bu arada o bakanlığın raporunda 3 yaş için. Evet. Rakam kaçtı? Ben rakam aklımda tutamam. 2,5 kilo. Yani seneye. Yani seneye. Yani. Bu sene gerçekten yani 400 gram olsaymış kökbaşı 100 kilo ürünümüz olacakmış. Evet. Ortalama satış fiyatı da perakende bahsediyorum. İşte 250-300 liradan satıyorlar. 250-300 falan var. Öyle bir kaybımız oldu ama beni seneye korkutmaya başladı birazcık diyorum. Sayın Gök. Bununla ilgili şarkı yapmışlar. Ne yapmışlar? Sardı korkular. Gelecek yıllar, bu aronyalar nasıl toplanacaklar? Lar lar lar. Kaç oluyor 2,5 kilo? 2,5 kilo çarpı 250 kök 600 kilo ediyor. Yani 600 kilo ediyor. Biz daha 10 kilo toplayamadık ya. Yani ben açıkçası şey düşünüyorum ya, böyle küçük bir yeri olanlar için ve ek gelir düşünenler için mantıklı ama tabii bu çok henüz bilinen bir meyve değil. Pazarlaması, perakende satışı yapılacak kadar bir miktar işte ama gerçekten hani o fiyatlara yani satılınca. Geçen şeyde söyledim ya, her evin bahçesinde elma armut olduğu gibi bence. Tabii bireysel köklü olarak olmalı ama bir ek gelir düşünenler için, küçük bahçesi olanlar için küçük alanda gerçekten evet, verim ve getir olarak. Biz Koralp'le şeyin hep hala tartışmasını yapıyoruz. Bir kısım boş arazide yer var. Oraya aronya mı diksek? Aronya mı, ceviz mi ya da başka bir şey mi? Ya cevizin arasında aslında yapılabilecek bir ürün bu, biliyor musun? Bu cevizin arasında yapılıp cevize, biz zaten cevize bakıcı olarak bunu düşünmüştük. Sonra çünkü cevize verime yatması vesaire oluncaya kadar bu en azından cevizin masraflarını karşılasın vesaire demiştik. Gerçekten öyle, eğer tabii satabilirsek, öyle de bir durum da var. Bu sene satmayı düşünmedik ama. Bu sene çevremizdeki hastalarımıza. Evet, şifa alması açısından bir miktar göndereceğiz. Göndereceğiz. Başta anacığım olmak üzere. Şu maşallah bayağı doluymuş. Seneye de artık. Yani seneye 150-200 kilo bile olsa satarız ya. Ne yapacağız o kadar? Hayır canım, seneye satılır. Bu arada ben dün akşam 2 kiloyu şekere yatırdım. Sabah kalktığımda hiç sulanmamıştı. Bu bizi bence artık çekmiyor Koralp ya. Öyle saçma sapan bir video oldu. Sabah kalktığımda hiç sulanmamıştı. Bir şerbet yapmayı deneyeceğim gidince. Arkadaşlar, şimdi çok önemli bir şeye şahitlik ediyoruz. Ses duyuluyor mu susacağım? Muhtemelen duyulmuyordur. Çünkü mikrofonda şey var. Şu an gökyüzünde uçan iki tane güzellik var. Atmaca ya da kerkeniz bunlar. Atmaca. Büyük, baksana çok yüksekten evet, uçuyorlar ve çok büyükler. Kerkeniz biliyorsunuz biz arı kuşu. Hayır, kerkeniz küçük Şahin'den ya. Şey, şurada da var bak bir tane Koral. Çiftleşme dönemi belki de. Bilmiyorum, bak şurada. Üç tane. Ya arı kuşu için biz cebimizde atmaca sesi açıp dolaşıyorduk. Şimdi iki sıra aronyaları topladık, geldik tartalım diye. Ve atmaca sesi. Birbirimizi kekliyorduk, Nurcan atmacalar geldi falan diye.
Yani çünkü bazen öyle aramızda espriler yapıyoruz. Bak bir tane de şurada uçuyor Koray. Ya gözükmüyordur tabii de. Evet. Bak Şahin değil o. Ses yani birebir atmacanın sesi. Bak bak orada. Yani atmacalar geldi. İşte ardıllık. Ben buna acayip şeyim ya. Sen söyle. Acayip mutlu oluyorum. Yani bir şey bir yerde yeterli popülasyona ulaşınca onun doğal düşmanı geliyor. Yani arı kuşlarından başımızı kaldıramıyorduk. Sabahleyin burada acayip böyle kırlangıç sürüsü gibi tepemden geçti. Böyle bir geldiler gene bana rahat bırakın arıları diye. Ve şimdi atmacılar geldi. Onun doğal düşmanı atmaca çünkü. Ya bilmiyorum buna şahitlik etmek burada acayip hoşuma giden bir şey. Hatta en çok hoşuma giden şey. Burada ekosistemin yeniden böyle hayat bulduğuna şahitlik ediyoruz. Hatta bir tane daha bir güzellik var. Bence bugün onu da çekelim. Hangisi? Söylemeyelim, sürpriz peki, olsun. Tamam. Şimdi aronyaları tartıyoruz. Evet. Şimdi aronyaları torbalarımıza koyalım önce. Işık biraz kötü biliyorum ama. Reklam almayayım yeter çeviriyorum torbayı. Daha dün topladıklarımızı çünkü parti parti tartıp yazmıştık ama herhalde hiç videosunu çekmedi. Bizim kimseye kendimizi ispat etmek gibi bir derdimiz yok ama usul yerini bulsun. Hem bize şey olacak, görsel bir döküman olacak. Hem de bu işe başlayanlar, başlamak isteyenler evet. için. Ben kamerayı elime alayım da Koray. Şey, sen... Tartı nerede? Ha, tartı çantamdaydı. Ya çok güzel değil mi ya? Evet evet. Hoş geldiniz vallahi arkadaşlar. Yaban hayatı artıyor. Küçücük bir alan bak nelere şey oluyor. İki sıra şimdi yaptık. Evet bu şimdi iki sıranın şeyi. Bazıları da güzeldi yani. Yani ışık çok kötü ya. Şöyle bir yer değiştireyim. Şöyle geç bari. Sıfırlayalım bir. Sıfırladık. Ben bir şey görmüyorum. Göstereceğim şimdi. Kameralara da göstertin lütfen. 5 kilo 295 gram. İki sıra. İki sıra. 10 sırada 50 kilo demek ki oluyor. Bizim 9,5 sıramız var. Bu sıra iki sıra ortalaması iyi, fena değil uzun. Bu iki sıra iyiymiş evet. Evet ama biz 50 kilo falan toplamayacağız yani. Biz tabii toplaya toplaya gittik de henüz söylemiyoruz size kaç kilo olduğunu videonun sonunda. Zaten biz de bilmiyoruz daha. 3 sıra daha var. Ama bir tahmini bir rakamımız oluştu kafamızda. 295, 5 kilo 300 gram falan. 2 sıra. Kaç kök var? Ya 23 kök, 23. Ötüyor. Ya yerim ben seni. Duyuyor musun? Yani duyuyorum. Bütün güvercinler teyakkuzu da şu anda. Evet. Oraya evet. çevirsene. Güvercinler şey olmuş. Bunların bir kısmı yavru yalnız. Daha yeni çıkıyorlar. Güvercinler toplaştılar. Atmaca gelince. Neyse aronyaya dönelim. Aronya 5 kilo 300 gram. Kök başı diyorduk. Yani 22 ya da 23 kök var her sırada. Kök başı 100 gram falan, 110 gram falan olmuştu gibi. Yani 120 gram ya da. Çok yakında uçuyor. Tamam. Son 3 sıramız kaldı. Onu da yapacağız. Onu da yapalım. Sonra tamam, bu seneki rekol şeyimizi bitireceğiz. Evet. Aronya serüvenimizi bitireceğiz. Onu da tartalım. Ondan sonra inşallah kapanışı yapalım. Daha büyük bir miktarda alırız. Tamam. Kapanışta anlatırız onları. Hadi. Evet. Demek ki 2 sırayı ölçmüştük. Şimdi 2 sıra daha topladık. 2 sıra daha topladık evet. Şimdi sıralar arasında da farklar oluyor. Evet bu iki sıra açısından. Zayıftı baya. Evet. O yüzden bunu da ayrıca bir tartalım dedik. Bir şey yoktu. Bir saniye. Hop. Üç kilo 405 gram.
Demek ki kaçtı? 5300'ydü. 5295'ti. 2 kilo fark var sıralar arasında. 2 kilo fark var. Evet. Oh. Tamam. Bu da öyle. Son bir sıramız kaldı. Evet, son bir sıra kaldı. Sonra da genel toplamı bir söyleriz. Ondan sonra bizim bu seneki verimimiz çıkar ortaya. Son sıramıza geldik. Son sırada da çok böyle ne denir? Meyve yok. Evet. Orada vardı Anur hocam. Bu sıra şey yani bu taraf kötü. Ama filizlenmeye başlamış yani kardeşlenme yine başlamış. Değil mi? Dikkatini çekiyor mu? Aynen aynen. Bir de şey dikkatimi çekti Korap, senin de tek çekti mi toplarken? Doğu kanadındaki meyveler daha fazlaydı. Evet, niye öyle? Bilmiyorum da şey aklıma geldi. Yine Abdülkadir'in kulakları çınlasın. O bize hani gölgeleme yapıp da verimi artırdığını söyleyen bir bahçeden bahsetmişti. Hatırlıyor musun? Evet. Günalan yok. Neydi o? Günalan. Bilmiyorum. Çekim. Ankara'daydı da. Evet, Ankara'da Gölbaşı'ndaki. Gölbaşı'ydı da şeyini bilmiyorum. Hani güneş istiyor ama gölgeleme yapınca verim arttı diye bir şey söylemişti. Tamam. Bizimle ne alakası var? Yani bileyim, batı tarafı daha mı sıcak oluyor akşam güneşi? Ha, olabilir, bilmiyorum. Yani doğuda meyve daha fazla. Meyve evet. Tutumu. Yani baklazını batıya gidip... Onda yok mu da? Yok, onda bir şey yok. Doğuya gidip batıya gitmemezlik yaptı mı? Yani yapar mı öyle bir şey? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben bu üst tarafı almıştım. Onlar da senindi. Yaklaşık 250 kökümüz vardı Aronya. Değil mi Nurcan? Yanlış söylemeyelim. Evet. Birazdan tam rakamları da söyleriz ama bizim şu anki hesabımıza göre %75 bir ürün kaybımız var. Bunu da tartınca sonuç evet, ortaya yani aşağı çıkacak. Aşağı yukarı %75-80 ürün kaybımız var. Bu arada örümceğin güzelliğine bakar mısın? Nerede? Vay! Oo. İnanmıyorum. Ağı da çok güzel. Çekemiyorum galiba ya. Gölgen geliyor. Netlemedi yavrum ya. Tamam, dokunma dokunma. Çok güzel. Netlemedi ya. Netledi netledi. Bitti. Bitti. Hiçbir şey çıkmadı burada. İşte 1,5 kilo çıkarsa... %75 kaybımıza denk geldi. Burada 1,5 kilo yok ya. Tamam, hadi gidelim tartalım. Hadi bakalım. Biraz da şey yapalım, yorumda bulunalım. Evet, son sıramızın da ürününü tartacağız. Burada 1 kilo yok ya. Ha? 1 kilo bile yok burada. Tart bakalım. ...725 gram. Görüyor mu? Görüyorum bilmiyorum da 725 gram ben gördüm yani. Evet, son sırada 725 gram. Bu sıra şey tam... hiç çıkmadı gibi bir şey oldu yani. Hiç çıkmadı gibi bir şey oldu yani. Yani iki kökün normalde vermesi gereken rakam gibi bir şey bu yani. 800 evet. Grama karşın. Evet. Toplam kaç etti şimdi bey? 700'de bu. Kaç dedik? 725. 725. Mı? İşte 24 kilo 300 gram falan oldu şu anda. 24 kilo 400 gram de. 24,5 de. %75,5 bir şeyimiz var. Kaybımız var. Yani ha, 100 şey, kilo olsaydı 400 gramda. 2 yaşta 400 gram meyve verseydi ortalama. Evet. Kök başı. Yaklaşık 250 kökümüz var. 100 kilo olacaktı. Ama şu anda 24,5 kilo falan bir ürün aldık. Evet. Ama iyiydi. İyiydi yani. Ama şey, bizim düşündüğümüz olay biraz sıkıntıya girdi. Yani iki kişi toplayabileceğimiz hani hep ürünler yaptık. Ama bunda tam verime geçtiğinde 10 kilo olacak. Şeyi, bir saatte kaç kilo topladık? İşte o biraz şey, sanki saatte iki tane kök falan anca toplayabilecekmişiz gibi gelmeye başladı bana iki kişi yani. Saatte.
Hani, şey tam verime ulaştığında mı? Evet, tam verime ulaştığında. O zaman 250 kök 250 saat mi demek? Yani kişi başı 250 saat, evet. 8 saat günde çalışsan ne diyor? 40 adam gün. 40 adam gün. İki kişiyiz. Yani iki kişi olduğumuz için 20 günde ancak hasret edebiliyoruz gibi bir şey oluyor. 20 günde iki kişiyle. Oğlanı da getirirsek 3 günde. Aman 20 değil 10, 13 günde falan 14 günde hasret edebiliyoruz. Ama denemeye değer bir ürün. Yani evet, bilmiyorum ben küçük şey, alanı olanlar küçük alanı için. Olanlar, büyükler zaten çok büyük yapıyor ve onlar muhtemelen ihracata yönelik makineyle şey belki şey yapıyorlardır. Küçük yani, alanı olan, ek gelir düşünen bence şey yani ben pişman değilim. Yok. Perakende satılabilecek bir yani pazara bile götürüp satabilirsin bu ürünü. Yani gerçi pazarda 250-300 liralık ürün satılır mı bilmiyorum ama maviyemiz satılıyorsa küçük küçük paketler halinde satılabilir gibi geliyor bana yani. Olabilir. Yani insanların bunu biraz farkındalık yaratması gerekiyor. Özellikle üreticilerin kanser hepimizin baş belası ve bu antikanserojen bir ürün olarak pazarlarda, marketlerde yerini alması gerektiğine inanıyorum ben. Aynen sırf kanser değil işte kolesterol. Her şey yani. Ay mıknatısa yapıştım. Kolesterol, diyabet, kalp, Alzheimer, yani Parkinson. Onları saymıştık işte bir sürü artısı var. Yani yeni başlayacak, yeni aronya bahçesi kurmayı düşünen ancak kafasında soru işareti olanların iki videoda herhalde şey yapmış olacağız yani. Aklındaki soru işaretlerini biraz gidermiş olmaya çalıştık. Eksiklerimiz var. Biz yabani ot kontrolünü yapamadık. Yapabilseydik çok daha güzel verim alabilirdik. Bir de baklazınına karşı biz çok geç farkına vardık. Onda da seneye umarım daha etkili bir mücadele yapabilirsek. Seneye Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu kök başına 3 yaş için 2,5 kilo hedefimiz. Seneye hala geçerli. 250 kökte de 625 kilo bir ürün elde etme hedefimiz var. Ama dediğimiz gibi ot kontrolünü yapacaksınız. Ondan sonra bu özellikle baklazınına karşı ve diğer böceklere karşı. Diğer böceklere çok denk gelmedik. Belki görmedik yine. Onları sağlayacağız. Kimyasal gübre kullanmadık biz burada. Kullandığımız her şey ya Leonardit ya belediyenin verdiği sıvı gübre. Bakteri, evet. Bakteri. Organomineral gübreler. Evet, o tür gübreler verdik. Humik asit verdik. Onun dışında kimyasal gübre burada kullanmadık ama kardeşlerime fena değil. Güzel. Özellikle sene başında çektiğimiz videolarda evet, göre. Evet, onlara da bakabilirsiniz. Biz de geçen gün denk gelince bu aronyalar bu senenin mi falan diye şimdi toplarken evet, o geçen senenin bir videosu bir... falan diye birbirimize böyle şey yaptık ama değilmiş. Neyse bu Nisan'ın videosuymuş. Bu sene aslında güzel bir gelişim göstermiş aronyalar. Göstermiş. Evet. En azından vejetatif olarak gelişim göstermiş. Bir de dönüm olarak da bilgisini verelim. Bu dikim aralıklarını 3'e 1,5 biz diktik. Diktik. 3'e 1 dikebilirsiniz. 3'e 1 diken var. 3'e 0,75 diken var. Yani hani dönüm başı... Biz dönümüne 200 ağaç, 220 ağaç diktik ama 450 ağaç dikenler var. Evet yani o şekilde düşünerek de bir hesap yapabilirsiniz. Hani dönüm başı gelir diye düşünmeyelim. Onu da kök başı diye düşünelim. Yani 4. yaşında bence fide parasını çok rahat çıkartacak bir ürün bence. Evet. Ama dediğim gibi yabani ot kontrolü bakım şart. Biz 2 senedir çok açıkçası bu yabani ot kontrolü konusunda şey yapamadık. Bunları sağladığınız takdirde güzel gelir getirebileceğinizi düşündüğümüz bir ürün. Kendi eş dost çevreniz ilk etapta müşteri kitleniz olmalı. Küçükler için diyorum. Hani toptan satayım. Tüccara vereyim. Toptanı ne kadar bu sene bilmiyoruz değil mi bu arada? Bilmiyorum ama yurt dışına satanların bir şeyde 2,5 euro diye duydum. Bu aslında düşük bir rakam. Ama adamın hani çok büyük arazisi varsa toptan da satabilir. Makine sokabiliyorsa çok efektif olabilir. Ama işçi çalıştıracak bir kişi için 2,5 euro çok mantıklı bir rakam değil. Yani 100 liranın altında bir rakam. Perakende zaten küçük işletmeler için perakende satışı bence düşünülmeli. Evet, ve de şey katma değerli ürün haline getirilebilir. Suyu, aronya suyu. Çok evet şey sirkesini var. Sirkesini yapan var. Reçelini yapan var. İleride daha da çok çıkacaktır. Pasta sektörüne girerse muhtemelen oradan da yürüyecektir. Evet. Çok büyük bahçe kurmak isteyenler de zaten bizim videolarımıza gerek kalmadan muhtemelen kuruyordur. Ama parası olup hani boş arazisi olan. Küçük olan ama bir şey yapsa da getirmeyecek. Atılan taşı ürkütülen kurbağaya değmeyecek. Yani biliyorsunuz biz ceviz de diktik. Cevizde verim yaşı hani çok iyi bakarsanız 4-5 yaş gelir başlıyor.
Ama ortalama 7-10 yaş arasında gelir getirmeye başlıyor. 10 sene siz habire bu ürüne verdiğiniz gibi bir destek veriyorsunuz. Gübreliyorsunuz, suluyorsunuz, budamasını yapıyorsunuz vesaire. 10 sene sonra tüccar beğenirse ya da piyasada şey yoksa para kazanmaya başlıyorsunuz. Ama cevizin şu anda geçen seneki kilosu 125-150 hatta 100 lira civarlarındaydı. Yani bu cevize alternatif olarak çok güzel bir ürün. Alternatiften ziyade ara ürün de olabilir. Yani bunu ara sıra aralarına dikerek cevize işte... Ya öyle düşünmüştük ama biz yapmadık destek yani. Destek olarak da yapılabilir. Biz yapmadık da hayır yani ceviz bahçesi kurayım ama nasıl idame ettireceğim diye düşünüyorsa ara tarım ürünü olarak gerçekten ikinci yaşta eğer 2 yaş, 1,5-2 yaş kök dikilirse 2 yaşında mahsul vermeye başlıyor. Evet, yani gerçekten. Hatta ceviz bahçesi düşünenler için şimdi ben kendim olarak düşüneyim. 100 dönüm, 150 dönüm, 500 dönüm ceviz bahçesi kuranlarını atıyorum böyle bir aronya bahçesi kurduğunu düşünürsek mekanizasyon da getirdikleri, toplama işini mekanize yaptıklarını düşünürsek inanılmaz ciddi bir gelir kazancı olacaktır. Avrupa çünkü tüm dünya hatta bu ürünü istiyor. Öyle bir durumda bir pazarlamacı da koyar, kendi pazarlamasını yapar. Çok ciddi para kazanabilir ama dediğimiz gibi küçükler bizim gibiler kendi bahçesinde üretip önce eş dost sonra da pazarda işte araba şey bagajlarında falan zaten satabilir bilen, yani. Ama bilen yani bu ürünü bilen tüketici açısından diyorum henüz bilinirliği yok ama bilenler rağbet ediyor. Ne kadar gerçekçi bilmiyoruz ama üreticilerin ürünleri elinde kalmıyor yani. Evet kalsa zaten herkes yorumlarda şey bulundu ya biz yaptık battık siz ne maval okuyorsunuz bilmiyorum derlerdi yani. Yani. O internet hani sanal bir dünya olduğu için sonuçta hani görünen öyle gözüküyor. Ya çünkü ben, internette benim canım de satılıyor. Ben ama yazardım ha, yani. Yani şey ürün kalmıyor gibi gözüküyor. Biz bu sene hani dediğimiz gibi kendi tamamen çevremize öncelikle zaten sağlık amaçlı dikimini gerçekleştirmiştik. Seneye inşallah satışlarımız başlayacak. Evet. Seneye bizi izlemeye devam edin lütfen. Evet. Boztepe Aronyası. Boztepe Aronya olarak piyasaya çıkmayı planlıyoruz. Bugünlük, bu haftalık hatta bu sezonluk Aronya için bu kadar. Aronya sezonumuzu kapattık. Güzel oldu. Herkese de bereketli bir sezon olsun. Toplamalar evet. Çünkü devam ediyor hasatlar. Evet insanlar şey yaptı. Biz Brix değerine baktık. 24'e geldiği için ortalaması. Aynen. Biz başladık. Bazı bölgelerde belki 22-23'lerdedir ama onlar da olmuştur açıkçası. Herkese bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz hatıralarımıza ortak olduğunuz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.